Welcome to the 6th Wednesdays with Bob Video. Evet, 6. Bob'la Bob Video'yla çarşambalarına hoş geldiniz. In this video, I'll talk about a few of the things I don't miss right now. Bu videoda birkaç şey hakkında konuşacağım. Ne hakkında? Şu an özlemediğim şeyler hakkında konuşacağım. I don't miss right now. Right now, Sean. Hi, Bob the Canadian here. Evet, karşınızda, huzurlarınızda Bob the Canadian diye çevirebiliriz. Kanadalı Bob. Welcome to Wednesday's Week Bob number 6. 6 numaralı Bob'la çarşambalarına hoş geldiniz. I can't believe that we are already on number 6. Vay be, yani yine inanamıyormuş. We are already... number 6, 6 numaralı, 6 numaraya şimdiden hani vardığımıza inanamıyorum. Şimdiden 6 numara olduğumuza inanamıyorum gibi. So, I think I mentioned that every week, don't I? So, sanırım, I think I mentioned that. Her zaman ne yaparım? Zikrederim, bahsederim. Neyden bahsederim? Öyle değil mi? Bundan her hafta öyle değil, don't I? How surprised I am that we are on the next one. Ne kadar şaşkınım. Neyden dolayı ne kadar şaşkınım? I am that we are on the next one. Evet, bir sonrakinde, yani bir sonraki, geçen hafta geçmiş ve hemen bir sonrakine geldiğimizde olduğumuza ne kadar şaşkınım. Anyways, her neyse. Welcome to the Wednesdays with Bob. Bob'la çarşambalarına. Hoş geldiniz. Remember, hatırlayın. Remind, hatırlatmak. Remember, hatırlayın, hatırlamak. Değil mi? Even taught, the halde, hatta, the halde, this isn't a traditional English lesson. Bu bir geleneksel İngilizce dersi olmadığı halde, there are still English subtitles. Ne var? Altyazılar var. That. Nasıl altyazılar var? Onu açıklayacak. Hangi altyazılar? You can turn on if you need them. Onlara ihtiyacınız olduğunda açabileceğiniz, aktif hale getirebileceğiniz. Değil mi arkadaşlar? Turn on, ışığı açmak veya YouTube kanalının altında tıklayıp altyazıları aktif hale getirmek. Today, I just wanted to talk to you about the things I don't miss. Süper, süper. Süper bir kalıp. Bugün I just wanted to talk to you. Size yalnız şöyle bir teşekkür etmek istedim. Size konuşmak istedim. Sorry. Size konuşmak istedim. Ne hakkında? Things I don't miss. Özlemediğim şeyler hakkında. I don't miss. Things I don't miss. Özlemediğim şeyler. About things I don't miss. Özlemediğim şeyler hakkında. Things I miss so much. Çok özlediğim şeyler hakkında olabilirdi. Things I don't like, sevmediğim şeyler hakkında olabilirdi. There are things that, because we need to stay at home a lot more. Biliyorsunuz işte bazı meseleler vardı gibi çevirebiliriz. There are things that, sebeplerimiz, gerekçelerimiz, things burada onları kapsıyor. Yani pandemiden dolayı. Çünkü we need to stay at home. We need to stay at home a lot more. Çok fazla bir şekilde evde kalmamız gerekti. There is things that I miss. Özlediğim şey var. Yani özlediğim şey, şeyler var. Özlediğim şey var. But there is things I don't miss at all. Ve özlemediğim şeyler var. Okay. There are things. Buraya daha iyi oturdu ama konuşma dilinde bu şekilde yuvarlamış. Probably the thing I don't miss at all is driving. Probably. Muhtemelen özlemediğim şey at all, yani hiç özlemediğim bir şey, pek özlemediğim bir şey is driving. Araç sürmek. It is really nice. Sahiden hoş. I don't have to drive anywhere. Hiçbir yere sürmek zorunda değilim right now, şu an. Hiçbir yere bir şey sürmek zorunda değilim. I can't believe how much time in my day is spent driving. İnanamıyorum ne kadar uzun bir zaman, bir günümde, hani ne kadar uzun bir zaman day is spent driving. Günüm neyle geçiyor? Sürmeyle ve işe, and driving to the grocery store ve dükkanlara, marketlere
Driving here and there. Öteye beriye gidip gelmeye sürmekle geçtiğine inanamıyorum. Ne kadar uzun zaman geçtiğine. Burada ne yapmış arkadaşlar? Is spent pasif yapmış değil mi? Am is are geniş zaman ve üçüncü hali geniş zamanda pasif olmuş. Am is are'la fiilin üçüncü hali geniş zamanda pasif olmuş. Günün harcanması. My kids are usually involved in things at night. Evet. Meşgul. Meşgul. Involved karışmak, içermek, kapsam alanına girmek ama involved katılmak. Birçok şeye ne yapıyorlar? Alakalılar diye de çevirebiliriz. Geceleri birçok şeyle alakalılar. Birçok meseleyle meşguller. Involved in things at night. Gece. Different classes. Farklı dersler that they take at night. Gece aldıkları. Like dance class, dans sınıfı, dans dersi, those kind of things, bu tür şeyler veya clubs that they are in veya katıldıkları kulüpler. So, böylece Jen and I are always driving around at night as well. Jen ve ben daima ne yaparız? Driving, sürüyoruz around at night. Etrafta hep sürüp duruyoruz yani biz de sürüyoruz as well. De da. Değil mi arkadaşlar? And I don't miss driving. Sürmeyi özlemiyorum. I kinda like. Bu şekilim yani işte. Böyle yani. İşte ben de bu işler böyle anlamında. I kinda like. Böyle işte. I think I have gained about an extra hour or time in my day. Sanırım kazandım diyor. Ne kazanmış? Present perfect yapmış yani şimdiye kadar. About an extra hour, yaklaşık bir saat or time, vakit in my day, günümde kazanmış oluyorum böylece. Just by not having to drive anywhere. Sadece bir yerlere sürmeyerek. Not having to drive anywhere. Sadece bir yerlere sürmeyerek diye çevirebiliriz. So I certainly don't miss driving. Gerçekten de sürmeyi özlemiyorum. Gerçekten de sürmeyi özlemiyorum. The other thing I don't miss is özlemediğim diğer şey bunun özne yaptığı it gibi komple bu özne oldu, it oldu. O yüzden buraya da is geldi. Onu tanımını yapıyor değil mi arkadaşlar? To be fiilinin present simple formunda tanımını yapıyor. Çünkü eylem yok. I don't miss big formal gatherings. Evet. Büyük resmi toplantıları özlemem diyor. Evet, formal, resmi, gathering bir araya gelmek, gather up bir araya gelip toplanmak, gatherings meeting gibi toplantı oluyor arkadaşlar. Sometimes bazen there is things. Konuşma dilinde arkadaşlar there is things diyor. Böyle bir şeyler var diyor. Neler var? You need to go to where there is like a couple hundred people and I always feel kind of crowded and I feel. There is things you need to go. Bazen işte gitmeniz gereken ne var? Gitmeniz gerekir. There is thing var. Ne var? Gitmeniz gereken şeyler var. Mesela where there is like a couple hundred people, birkaç yüz insanın olduğu, there is olduğu gibi birkaç yüz gibi insanın olduğu and I always feel kinda crowded and I feel her zaman nasıl hissederim? Kalabalık gibi hissederim. Çok kalabalık gibi hissederim. And I feel I don't like crowds. And I feel. İşte böyle hissederim. Yani çok etrafta gelene fazla tıka basaymış gibi. I don't like crowds. Kalabalıkları sevmem. Let's put it that way. Sizin anlayacağınız. Yani bu şekilde izah edeyim diyor yani. Let's put it that way. Sizin anlayacağınız demek. Anlayacağınız kalabalıklardan hoşlanmam. So, böylece bu yüzden which might surprise you sizi şaşırtabilir. Sizi şaşırtabilir. Considering how many people watch my YouTube videos. Evet, dikkate alacak olursak, neyi dikkate alacak olursak? Consider arkadaşlar, normalde arkadaşlar hesaba katma gibi göre anlamları da var. Konsey hesaba katma. Ama burada nasıl dikkate alınırsa diye çevirebiliriz. Dikkate alınacak olursa, dikkate alınırsa, ne dikkate alınacak olursa. How many people watch my YouTube videos? Benim
kaç tane insanın YouTube videolarımı izlediği göz önünde bulundurulacak olursa diye çevirmiş oluyor değil mi arkadaşlar? But I don't like going to big crowded events. Evet. Büyük, kalabalık, sıkış tıkış etkinliklere ne yapmam? Gitmeyi sevmem. So I haven't had to go to any of those. I haven't had to go to any of those for about 9 weeks. 9 şimdiye kadar 9 haftadır yani bunlardan herhangi birine gitmek zorunda kalmadım. And so that has been kind of nice. Ve bu da hoş yani. Gayet hoş. Gayet hoş. So I don't miss driving. Sürmeyi sevmem. Burada I don't miss swimming. Yüzmeyi sevmem. I don't miss walking alone. Yalnız yürümeyi sevmem. I don't miss working alone. Yalnız çalışmayı sevmem. I don't miss crowded offices. Kalabalık ofisleri sevmem. Gibi fiilleri aynıcılı yapıyoruz. Burada da bu kalıba aşina oluyorsunuz. Bu bir kazanımınız sizin bu diyaloglardan arkadaşlar. Lütfen sebatla, dikkatle devam ediniz. I don't miss going to big crowded events. Evet, büyük kalabalık, sıkış tıkış etkinliklere gitmeyi özlemiyorum. And I think at some point, bir şekilde, bir noktada sanırım I miss going to big crowded events. But we'll see. Sanırım bir noktadan, bir açıdan neyi özlüyorum, özlerim? Büyük, kalabalık, neler arkadaşlar? Etkinlikleri. Fakat göreceğiz, bakacağız. For now, şimdilik I don't miss at all. Şimdilik pek özlemiyorum. And then the last thing, son şey, I don't miss going to meetings. Toplantılara gitmeyi ne yapmıyorum? Özlemiyorum. Because of my job as a teacher. Çünkü öğretmen olarak benim işim, we have lots of meetings. Ne var? Bir sürü toplantımız var. And I like meetings. Toplantıları severim. But sometimes they are really long. Harbiden de uzunlar. Gerçekten uzunlar. Onlar gerçekten uzun. Sometimes when you sit in a meeting, bir toplantıda otururken, oturduğunuzda, you just feel like gibi hissediyorsunuz. Ne gibi? You want to be done. Artık bitsin istiyorsunuz. You want to be done. Hani artık o bitsin istiyorsunuz. So, böylece you can do other things. Öteki şeyleri yapabilirsiniz. Böylece öteki şeyleri yapabilirsiniz. And so, ve böylece I don't miss those kinds of meetings. So I don't işte böylece bu yüzden ne yapmam? Bu tür toplantıları özlemem. We do have meetings now. Şimdi toplantılarımız var. Do have vurguluyor. Var, var. We have meetings on Zoom. Zoom toplantılarımız var. Tıpkı bizim Zoom derslerimiz olduğu gibi. But they are very quick and efficient. Fakat ona çok seri ve çok hızlı ve çok etkili. Değil mi arkadaşlar? Kesinlikle babam bu fikrine katılıyorum arkadaşlar. Bütün derslerim Zoom üzerinden ve inanılmaz zaman kazandırıyor ve teknoloji altyapısı paylaşımları, doküman paylaşımlarını, ses dosyaları paylaşımlarını çok daha etkili yapıyor. Herkes için inanılmaz etkili. Çok güzel bir şey. I kinda like that. Yani bunu seviyorum, hoşlanıyorum bu şeyden. Oldukça seviyorum, hoşlanıyorum. What used to take us an hour and a half? Bir saat, 1,5 saat bizim hani normalde vaktimiz alan şey, when we have the meeting on Zoom, Zoom'da toplantıdayken, we usually done it about half an hour. Sadece yarım saatte ne yapıyoruz? Hallediyoruz. Çok güzel değil mi? What used to take us an hour and half? Şimdi an hour and half, half an hour veya an hour and half. Half an hour da oluyor, an hour and half. 1,5 saatte oluyor. Böyle de oluyor arkadaşlar. What used to take us? Take us vaktimizi alması demek. Bir zamanlar hani bizim vaktimizi alan şey, 1,5 saat vaktimizi alan şey,
When we have the meeting on Zoom, Zoom'da toplantı yaparken we are usually done half an hour. Sadece yarım saatte ne yapıyorum arkadaşlar? Yarım saatte hallediyorum diyor. Şimdi burada half an hour'da yarım saat dedik. Bunu düzeltelim. An hour and half an hour yarım saat. An hour and half bir buçuk saat. Half an hour yarım saat. So, böylece bu yüzden bu şekilde I certainly doesn't miss those big. Gerçekten ne yapmam? Miss, özlemiyorum. Bu büyük, üç kocaman, devasa, uzun. Should I say boring? Yani şey, sıkıcı olduklarını söylemeli miyim? Yani söylesem iyi mi? Boring meetings. Evet, sıkıcı toplantıları. That we have sometimes at work. Bazen iş yerlerinde edindiğimiz bu tür toplantıları, sıkıcı toplantıları ne yapmıyoruz? Büyük, kocaman, uzun. Bu parantez içinde bunu söyledi. Yani ifadelerden üye olduğunuzda videoda ifadelerden anlayacaksınız. Kesinlikle, kesinlikle yani buna üye olup bunu izlemenizi, bunu takip etmenizi, yani pratik olarak bir kaynak arıyorsanız neyi izlesem diye kesinlikle buraya kendinizi bağlamanızı tavsiye ederim. So, again, tekrardan. There are a lot of things I miss. Kaçırdığım, özlediğim, özür dilerim, özlediğim çok şey var. But I certainly don't miss driving. Bak, gerçekten de ama yani kesin kesin, yani gerçekten de neyi özlemiyorum? Sürmeyi, araç sürmeyi. I don't miss going to big, huge, crowded events. Bir de neyi özlemiyormuş arkadaşlar? Gitmeyi, büyük, kocaman, sıkış sıkış etkinliklere, kalabalık veya sıkış sıkış diyebiliriz. And I don't miss meetings ve toplantıları özlemiyorum. I am quite content. Oldukça memnunum. Hoşnutum yani bu olaydan. Content içerik anlamı da var arkadaşlar. Content. Quite content. Yani kişiler kullandığında bunu ne şekilde memnuniyet olabilir? Oldukça memnunum yani bu olaydan. Content. I am quite content. Oldukça memnunum. If there was a way for us to go back to normal, normal günlere hani geri dönmeye bir yol olsaydı, and ve then I didn't have to do those three things, ve bu üç şeyi yapmak zorunda olmasaydım, if I didn't have to do those three things, bu üç şeyi yapmak zorunda olmasaydım, geçmişte yapmak zorunda olmasaydımın gramer hali arkadaşlar, hem konuşma hem gramer hali. I would be very happy person. Evet, buldun da burada geçmişteki bir temenni de kullanışı. Çok mutlu olurdum. Geçmişte çok mutlu olurdum. I would be a very happy person. Çok mutlu bir kişi olurdum yani, değil mi? Ki person, kişi demek. Tek insan demek. People, insanlar. Değil mi arkadaşlar? Zaten kendiliğinden çoğu. So anyways, her neyse. Bob the Canadian here. Huzurunuzda Bob the Canadian. Thanks for watching Wednesdays with Wednesdays. Yani çarşambaları izlediğiniz için teşekkürler. I'll see Wednesdays with Bob. Hani ne yapacağız? I'll see you next week with another one. Evet. Wednesday with Bob'la görüşeceğiz. Bir sonraki hafta bir öteki diğer bir tanesiyle buluşmak dileğiyle görüşmek üzere. Remember, always watch the video three times. Videoyu 3 kez daima izleyin. Twice today with English subtitles on. Alt yazılar açıkken 2 kez izleyin. And once tomorrow with English subtitles off. Ve bir kere de alt yazılar kapalıyken izleyin. Mesela yarın. This will reinforce the English you have learned. Evet. Ne yapacak arkadaşlar? Seni güçlendirecek. Nasıl güçlendirecek? Daha da iyi hale getirecek. Öğrenmiş olduğunuz İngilizceyi. Evet arkadaşlar, bir sonraki hafta derse buluşmak ümidiyle, fakat bu çeviriyi de eğer gerekirse en az 2 kez dinlemenizi tavsiye ederim. Tekrarlarsanız uzun vadeli hafıza yatarsınız. Ama sadece böyle bir sanki eskitilen bir şeymiş gibi bakarsanız, sanki böyle TV seri film gibi bakarsanız, dizi film gibi, yani o kötü olur, pek kullanışlı olmaz. Bu bir bilgi, bu eğitim. Eğitimi ne kadar tekrarlarsanız sizin için o kadar iyi arkadaşlar. En az 2 kez buna bir hafta aralıkla bakmanızı tavsiye ederim. Kalıcı, uzun vadeli olsun. Ondan sonra da bol bol videolarına gömülün arkadaşlar. Tamam?
Bu tür eğitimler arkadaşlar eskimez. Aa, ben onu izlemiştim. Sanki bir futbol maçını izlemiş gibi bakılmaz bu tür kaynaklara. Yani böyle öylesine gidip çok eski A1, A2 seviyelerinde videolar bile izlemeniz bazen çok faydalı olabilir. Bilginize unutmuş olduğunuz çok basit şeyler bilinçaltınızın backgroundlarından geri gelir. Paylaşımlarınız için teşekkürler. Yorumlarınız motivasyonumuz. Unutmayın, yorumlarınız motivasyonumuz. Sizin bize bırakacağınız, sizin bana bırakacağınız, hani diyebilirim ki tek motivasyonlardan biri bu. Biri istikrarlı gidiyor olmanız, ikincisi paylaşım yapmanız, like atmanız, yorumlar yazmanız. Görüşmek üzere.